Tema Vakfı Samsun sorumlusu Ömer Faruk Sönmez bize çevrenin hayatımızdaki önemini fark ettiriyor. İnsan eşittir çevre. Her salı saat 16'da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Evet, iyi günler değerli Aks TV izleyicileri. İnsan Eşittir Çevre programında bugün bambaşka bir konuyla birlikteyiz. Bugün kırsal turizmi, ekolojik turizmi konuşacağız. Farklı bir turizm anlayışını konuşacağız. Ve bölgemizde, Karadeniz bölgesinde bunun en güzel uygulayıcılarından bir arkadaşımız, konuğumuz. Konuğumuz Kırsal Turizm Derneği Ordu İl Temsilcisi Fatsa Kabakdağı Köyü'nde özellikle çalışmalarını sürdüren Sayın Güven Özel. Güven Bey'le kırsal turizm nedir, önemi nedir, diğer turizm alanlarından farkı nedir, niçin Kabakdağ, niçin Fatsa, Ordu'nun bu konuda potansiyeli nedir ve bölgemiz açısından bunun ne gibi bir değeri var, onları konuşacağız. Ama önce her zaman yaptığımız gibi konuğumuzu tanıyalım. Hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim çünkü Fatsa'dan buraya kadar kalktınız geldiniz. Bu bizim için çok değerli bir davranış. Önce kendinizi tanıtırsanız sonra konunun detayına ineriz. Evet. Ben de size teşekkür ederim. Rica ederim. Beni davet ettiğiniz için. Evet. Kısaca kendimi tanıtırsam Ordu'nun Fatsa ilçesinin Kabakdağ köyünde doğdum. Ama Türkiye'nin farklı illerinde yaşama şansı yakaladım. En sonunda 23 yıl Kapadokya'da turizm sektöründe. Yani gene turizmle uğraştınız. Turizmle uğraştım. Hayatta başka mesleğim olmadı. Bir tek turizm, Allah bize bunu nasip etmiş. Evliyim. 3 çocuğum var. Emekli oldunuz ama değil mi o sektörden orada? Tabii emekli olduk. Emekli olduk ama şimdi daha çok çalışıyoruz. Olsun, o başka bir şey. Evet. Bu bilgileri, bu donanımı diyorsun Fatsa'ya taşımak. Yani. Evet. Madem bu kadar bir bilgi birikimi oldu, bunların bir şekilde insanlara faydalı şekilde kullanılması gerekiyor. Yoksa ziyan olacak. Peki siz geldiniz, Fatsa'ya yerleştiniz. Evet. Ekolojik turizm veya kırsal turizm nereden aklınıza geldi? Niye bunu tercih ettiniz? Şimdi şöyle, başlangıçta aslında çok bilinçli olarak yapmadık bunu. Doğaçlama gelişti. Evet. Yani esas işin özü biraz da nasip diyelim. Öyle nasip oldu. Fakat biraz düşününce baktık orada Kabakdağ'ında bir potansiyel olduğunu fark ettik. Ve bura için özellikle Karadeniz bölgesi için en güzel turizm çeşidinin kırsal turizm ya da ekoturizm olması gerektiğine karar verdik. Peki nedir bu, tam olarak bir ifade edelim. Yani biz şimdi turizm denince deniz, kum, güneş diye bir yıllardır bizim beynimize işlenmiş bir şey var. Ama son yıllarda izliyoruz ki doğa, kültürel varlıklar üzerine daha fazla bir ilgi var, alaka var. Evet. Bunu tam tanımlayalım mı? Kırsal turizm veya diğer bir tabirle ekoturizm veya ekolojik şimdi, turizm nedir? Aslında kırsal turizm deyince tam ekoturizmi kelime olarak karşılamıyor. Ama doğru olan ekoturizm demek buna. Evet. Ama ekoturizm, ekolojik turizm deyince de yabancı bir kelime olduğu için halkımız tarafından çok da iyi anlaşılmıyor. Dolayısıyla, siz hangisini tercih ediyorsunuz? Şimdi bence de kırsal turizm demek lazım ama kırsal turizme de ekolojik turizmin içerdiği manaları, kavramları da yüklemek lazım. Ve kırsal turizm artık ekoturizm demek manasına gelecek şekilde bir algı oluşturmakta fayda var. Şimdi ne farkı var diyeceksiniz. Şimdi ekoturizmde bir koruma
ve sürdürülebilirlik kavramı var. Yani tüketmeden turizm yapmak mı diyorum? Bir denge olayı var. Yani bu sadece doğadaki denge değil. Her şeyde bir denge var. O dengeyi korumak, gözetlemek durumundayız. Mesela diyelim ki biz şimdi halkımıza turizm deyince onların aklına çok farklı şeyler geliyor. Evet. Ama ekoturizm gerçekten her haliyle bizim halkımıza, yöremizin insanın karakterine, geleneğine uygun bir şey. Diyelim ki turist, bu tarz turizmi tercih eden insanlar geliyorlar, sizin hanenize misafir oluyorlar. Ama asla sizin hiçbir şeyinize zarar vermeden. Evet. Olduğu gibi sizin kültürünüzü kabul ederek sizin kültürünüzün içerisine misafir oluyor. Yani siz ona hanenizde ne varsa onu sunuyorsunuz. Ondan daha fazlasını vermiyorsunuz. Konuşacağız biraz sonra. Peki böyle bir bu tip turizm grubunda bir yaş grubu söz konusu mu? Yani mesela her yaş grubuna mı hitap ediyor yoksa belli bir yaş grubundaki insanlara mı yönelik? Şimdi genelde bu tarz turizmi tercih eden insanlar belli yaşın üzerinde. Genelde çok öyle gençler henüz daha farkına varamıyorlar tabii. Evet. Onlar biraz daha tüketimden yana. Evet. Daha sonra inşallah onlar da anlıyorlar tabii. Evet. Günü gelince onlar da fark ediyorlar. Peki şunu soracağım. Mesela bir Kabak Dağı'nı, Kabak Dağı olmasaydı işin içinde veya bir Fatsa'nın o doğal yapısı olmasaydı gene de ekolojik turizmden söz edilebilir miydik? Yoksa o coğrafya mı sizi böyle bir şeyi tercih etmenize neden Şimdi oldu? Şimdi şöyle anlatayım onu. Aslında hiçbir noktasını ayırmadan, hiçbir köyünü ayırmadan bu bölgenin tamamında yapılacak turizm şekli, yani 365 gün yapacağımız turizm şekli bu kırsal turizm. Bunu Orta ve Doğu Karadeniz için söylüyorsunuz. Hepsi için geçerli. Ama niye biz Kabak Dağı'dan başladık buna? Evet. Kabak Dağı'nda da kırsal turizm için ihtiyaç duyacağımız hemen hemen her şey var. Ne var mesela? Biraz açalım bunu. Bir görüntülerimiz de var. Şimdi, yavaş yavaş geliyor. Bir kere orada bir çüveneburi kültürü var. Ne demek hani bu? Hani kültür olmadan kırsal turizmde yapmak çok zor. Çüveneburi kültürü şöyle tarif edebilirim. 16. yüzyılda Kanuni döneminde işte Acara bölgesinde oluşmaya başlamış. Ama 19. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşından sonra da Türkiye'ye transfer olmuş bir kültür diyebiliriz. Bunun içinde hem Gürcü gelenekleri var, hem Osmanlı geleneği var. Aynı zamanda da inançlarımız var. Yani Müslümanlık bu geleneği. Üçü bir araya gelmediği zaman yani bir çüveneburi kültüründen söz etmek mümkün değil. Tabii bu kültürün yemekleri var, bu kültürün oyunları var, eğlenceleri var. Başka neleri var? Tabii ki mimarisi, mimarisi. Yaşam tarzı var mı o dönemden yani eski evler vs. Tabii ki şimdi şu anda burada aynı zamanda gösteriyor işte yemekleri. Kabakdağ köyümüzde 100'e yakın sivil ev örneği var. Sivil ve yapıları. Bunların 21 tanesi tescil edilmiş. Bir kısmı da restorasyon çalışması başlamış vaziyette. Bir tanesinde bitmiş vaziyette. Evet. Evler var. Ben şimdi not alıyorum. Şimdi evlerimiz var. Ayrıca yine Karadeniz bölgesinde diğer yörelerde yapılıp yenilmeyen, hatta Türkiye'nin diğer taraflarında, hatta dünyanın diğer taraflarında yapılıp yenilemeyen yemek türleri var. Yöreye özgü. Yöreye özgü. Yerel. Fakat bunlar hani misafir geldiği zaman veya turist geldiği zaman özellikle yapılan yemekler değil. Anladım. Günlük hayatında insanların yapıp yediği yemekler. Yöresel otlar olabilir. Yöresel bilinen. Mesela Gürcü kavurması var bunun içerisinde. İşte zeytiyanı var. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Tatlıları var. Makarna tatlısı var. Yoka tatlısı var. Çok zengin. 100'den fazla yemek çeşidi var. Çeşidi var. Evet. Bunları da sunuyorsunuz. Tabii bir de insan kaynağı tabii. Yani kültür olacak, sürdürülebilir olması için hayatın kendisinin içerisinde var olan şeyleri kullanacaksınız. Ama yerel insanın da bu işin içinde olması. Peki doğal varlık olarak ne var? Mesela size gelen işte o bölgeyi gezmeye gelen bir kırsal turizm izleyicisi veya seyahatçisi nereleri gezdiriyorsunuz? Neler gösteriyorsunuz orada? Şimdi bizim orada en önemlisi Sarı Tur diye bir gezi programımız var.
Ha, paketin adı yani. Paket programın adı. Sabah 8.30'da başlıyor, akşam 5.30'da bitiyor. Bu program içerisinde biz hem doğayı gösteriyoruz, evet, hem kültürü tanıtıyoruz, hem tarihi gösteriyoruz, hem yemeklerimizi tattırıyoruz, hem eğlendiriyoruz, hem de insanlara gerçekten yöremizde bu var olan kaynaklarla ekoturizmin, kırsal turizmin yapılabileceğini fark ettim. Şöyle sorayım, doğayı gösteriyoruz derken doğa yürüyüşleri mi yapılıyor? Mesela belli bir vadi mi var? Nasıl bir şey bu? Onu şimdi hem edeyim. Yürüyüş de var, bir 10 dakikalık antik yol dediğimiz yürüyüş de var. Ama güzergah boyunca araçla gezerken yöremiz çok zengin. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin. Onları da tanıtıyorsunuz. Onları da tanıtıyoruz işte. Bir de bizim yemeklerimizde kullandığımız zafrana diye bir bitkimiz var. Yani gerçekten ona bitki demek, yemek demek bile içimden gelmiyor. O bir ilaç aslında. Tabii tabii. Biz ilacı yiyoruz yani, evet, yıllardır yiyoruz ama fark etmedim. Geçen gün burada bir konuğum vardı. Tıbbi ve aromatik bitkileri konuştuk. Bizim kaldırık, sakarca falan hep tıbbi aromatik bitkiymiş. Evet. Ben şahsen hiç bilmiyordum. Evet. Çok son derece ilginç. Safran da bunlardan bir tanesi tabii. Evet. Kesinlikle doğru. Bizimkisi zafrana yalnız. Literatürde henüz adının ne olduğunu tespit edemedik ama bu özellikle yetiştiriliyor. Yemeklerde tatlandırıcı olarak, renk verici olarak ve aynı zamanda çay olarak yapılıp. Peki bu gelen konuklar bu turizm kapsamında bir alışveriş şansı bulabiliyorlar mı? Yöresel ürünler hem yiyecek açısından hem de diğer el sanatları açısından öyle bir çalışma var mı? Şimdi bir kere tura katılan her kişi en az bir öğün yemek alıyor. Düşünün 30 kişi katıldığı zaman 15 lira ödüyor sadece yemeğe ve 450 lira o anda köylü bir bayanın bu tamamen yöresel yemek ve köye, köye bir katma değer sağlıyor. Tabii ki. Evet. Ve güzergah boyunca alışveriş imkanı yakalıyorlar. Bunun dışında ürünlerden alışveriş imkanı var. Mesela tabii, yöresel mesela, pekmez olur. İşte, sanayi ürünleri bile alıyorlar. Evet, peynir alabiliyorlar. Evet. İşte, veyahut da güzergahımız üzerindeki köylü mola verdiğimiz noktada bir tahta masaya hemen evinde yaptığı şeyleri koyuyor. İşte çökeleğini koyuyor, tereyağını koyuyor, i̇şte pancarı koyuyor, yani inciri koyuyor. Vatandaş da bu işin içinde yani. Birileri seyredip kesinlikle diğerleri. Hepsi. Evet, anladım. Yani önemli olan da bu zaten. Yani tabii, kırsal turizmde muhakkak yerel halkın kazanması gerekiyor. Bu sefer, biz o yüzden seçiyoruz bu zaten. Bu sefer ertesi sene o vatandaş hazırlık yapıyor değil mi? Tabii. Ürünlerini kaynatıyor, ürünlerini konserve tabii yapıyor satabilmek için. Tabii, ürünlerini bir kurutuyor. Üretim gelişiyor, daha fazla ürün üretiyor, satılacağını bildiği için. Yani turist sayısı ne kadar artarsa o kadar üretim olmuş oluyor. Siz kaç yıl oldu bu faaliyetlere başlayalım? Şimdi biz buna 2001 yılında başladık. 2001. Bu yıl 13. yılımıza girdik. Fakat bir şeyi de değinmeden geçemeyeceğim. 10 yılda biz sadece 150 turist getirebildik buraya. Fakat 11. yıl turist sayımız 1500'e çıktı. İşte bu nasıl oldu diye soracaksınız. Bu Sarı Tur sayesinde oldu. Yani bir kırsal alanda turizm ürünü oluşturmak, işte konaklamayı, yeme içme, eğlenceyi oluşturmak tabii ki önemli. Ama insanları da oraya taşıyabilecek gezi programlarınızın da, paket programlarınızın da olması lazım. Ki insanlar rahatlıkla gelebilsin ve para harcayabilsin. Şimdi Güven Bey, bu işte en zor şey şu. Ben Seferihisar Belediye Başkanı gelmişti Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne. Sitoslov, evet, sakin şehirleri anlatıyordu. Evet. Soru sordum. Dedim ki siz bu iş tamam doğru da böyle bir projede en zor şey insanı değiştirmek, insanı etkileyebilmek. Evet. Kaldı ki dedim bizim Karadeniz insanı da çok zordur. Yani evet, bu konularda özellikle çok zordur. Evet. Kapalı bir toplum genelde, özellikle kırsalda. Evet. Bu işe başlarken hangi zorluklarla karşılaştınız? Yani bu insanı değiştirebilme noktasında hangi çabaları gösterdiniz? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bir 11 yıl beklemişiz. Bu büyük bir sabırdır. Yani herkesin gösterebileceği bir şey değil bu. O süreçte neler oldu? İnsanlar nasıl etkilendiler? Şimdi tabii, baştan karşı çıkışlar mutlaka olmuştur. Neler yaşadınız? Merak ediyorum aslında. Şimdi ilk önce zaten en yakınlarınız karşı çıkıyor. Öyle mi? Eşiniz karşı çıkıyor, çocuğunuz evet, karşı çıkıyor, değil mi? Abiniz, ablanız. Hmm. Ne gibi karşı çıkışlar var genelde? Yani yapma diyor, niye uğraşıyorsun diyebiliyorlar. Evet. Bu işi olmaz diyebiliyorlar. Nerede görülmüş? Yani öyle şey olur mu? Buraya turist
Niye gelsin? Ne var burada? Ne var burada? Diyorlar. Bazıları daha farklı tepkiler gösterebiliyorlar. Ama şimdi zaman içerisinde bir takım şeyleri yaptığınız zaman size inanan insan sayısı artıyor. Evet. Yani bir kişi bile inanan çıktığı zaman o bir kişi ikinci kişinin habercisi. Aslında dördüncü, onuncu, yirminci kişinin habercisi domino oluyor. Domino etkisi gibi gidiyor. Tabii ki. Evet. Yani önce o insanlarla, öncü insanı sizi algılayabilecek insanlarla yavaş yavaş çalışmaları sürdürüyorsunuz. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz hakikaten etrafınızda bir sürü bunu algılayan insan oluşuyor. Öncü grup oluşuyor. Ve onlarla bu işi sürdürüyorsunuz. Ama en önemlisi bu tarz işi yapacak insanların en çok dikkat etmesi gereken şey asla iyi dediler diye sevinmeyecekler, kötü dediler diye de üzülmeyecekler. Evet, evet. Kulakları tıkalı mı olacak diyorsunuz? Tıkalı olmayacak ama projesini uygulayacak. Evet. Çünkü neticede insanlar kötü niyetle yapmıyorlar bunu. Algılayamadıkları için. Peki bu için, konuda eğitim çalışmaları da oldu değil mi? Ben mesela bir gün gelmiştik Fatsa Kültür Merkezi'nde de bir toplantı olmuş. Yani oradaki yaşayan insanlara yönelik eğitim çalışmalarınız oldu mu? Farklılık tabii, yaratma. Tabii dönem toplantılar, evet. Sunumlar, birebir söyleşiler, görsel, yazılı. Ziyaretler. Tabii ziyaretler bunları sürekli yapıyoruz. Yapmazsak zaten kendimizi anlatmazsak insan sayısını da artıramıyoruz yani. Şu anda mesela en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi, önümüzde başarıya ulaşmış bir proje var, çıktıları var, para kazanmaya başladı insanlar. Dolayısıyla bunu artık biz başka köylere, başka ilçelere, başka beldelere, başka illere transfer etmemiz gerekiyor. Onu soracağım, yalnız ondan önce sizi izlediğim için söylüyorum. Bir de fuarlara falan gittiniz galiba değil mi? Bu amaçla ekolojik fuarlar, doğru. Özellikle hedef kitlerin orada olduğu için onlardan da doğru. Bahseder misiniz? Şimdi ilk fuar deneyimimizi İzmir'de beraberdik galiba. Beraberdik sizi de. Orada yaşadık. Tabii tek bir ürünümüz vardı. Biz organik tarım da yapıyoruz. Ben de şaşırmıştım orada. Fatsa Kabak Dağı görünce birden o duyu ararken Kabak Dağı'nı buldum Fatsa orada. Fatsa Organik Fındık Üreticiler Birliği olarak biz de oraya katılma fırsatı yakaladık. Çok şey kattı bize. Değil mi? Yani bir anda bizim projemizi orada anlatma fırsatı yakaladık. Yani binlerce insan geldi. Hatta ürünümüzü de sattık. İlk defa yani birebir satışı. Ürün dediniz da, organik fındık. Organik fındığımızı orada insanlara sattık. Ordu Turizm Fuarı oldu, oraya katıldık. En son EMIT, İstanbul Uluslararası Turizm çok Fuarı'na katıldık. Çok önemli bir yer. Evet. O da çok önemli. Tabii Ordu standımız da vardı orada. Onun yanında biz de kendi ürünlerimizle, turizm ürünlerimizle. Hem organik ürünler hem kırsal turizm ürünleri. Şimdi daha çok böyle bize özgü olan ürünlerle. Mesela bizim gül suyumuz, zafranamız bunları sergiledik. Ki farklı olduğumuzu gösterelim. Ayrıca da tur programlarımız vardı bizim. 7 ayrı güzergahta 13 tane tur programımız var. Ki yani sadece Ordu veya Samsun değil. Karadeniz bölgesinde yani belki de çok önemli turizm merkezleri hariç böyle tur programları olan, düzenli bu işi yapan hiçbir yer yok. Yani bu manada çok önemli mesafeler kaydettik. Peki bize şunu merak ediyorum. Bu çalışmalardan sonra bir çok önemli bir şey bu çünkü. Başka sizin dışınızda başka köylerde Ordu bölgesi için söylüyorum. Evet. Yapılanmalar oldu mu? Yeni girişimler oldu mu? Cesaret denenler oldu mu? Ne dersiniz? Mesela bizden sonra Kayabaşı Köyü var. Ordu merkezde Kayabaşı Köyü. Onlarda da çok öncü insanlar var. Fedakarca. Bu kadınlar işi, galiba bir de öyle biliyorum. Kadınlar ben. Olmadan olmuyor zaten. En başta kadınlar olması lazım. Tabii erkeklerle beraber oluyor bu işler. O köy var. Şimdi en son Ünye'nin Sahil Köyü var. Onlar da bu işe sunuyor. Sahil Köyü'nün adı mı? Sahil Köyü, evet. Sahil Köyü. Sahile yakın bir köyümüz. Onlar da ekoturizme soyundular. Önemli olan bireysel olarak da insanlar ben de bizim köyde de yapmak istiyorum, şu köyde de yapmak istiyorum diyen insanların sayısı artmaya başladı. Bayağı. Bu son derece önemli. Yalnız bu arada bir de galiba Ordu devlet yönetimin de bundan haberi oldu. Yani gerek yerel yönetimi gerek valiliğin. Biraz onlardan da bahsedebilir miyim? Çünkü çok şimdi, basından ben takip ediyorum. Yoğun ziyaretçi trafiği var. Büyük kuruluşların. Bu çalışmalarda
bir kere demin söylediğim gibi yerel halk, sivil ayağı çok önemli. Ama ondan daha önemli bir şey var. Kamu ayağının olması. Kesinlikle. Çok desteğinin şükür özellikle. Biz orduda bu desteği görmeye başladık. Gerçekten vizyon sahibi, turizmi bilen yöneticilerimiz var. Evet. Biz kendimizi şanslı sayıyoruz. Ve bundan sonra daha da hızlanacak bu çalışmalar diye ümit ediyorum. Yani gerek valimiz, gerek turizm il müdürümüz, gerek işte belediye başkanımız, hele şimdi yeni seçilen başkanımız da turizme çok önem veriyor. Hem ilde ilçelerde. Oldu'nun başka çıkışı yok zaten. Yani kısa evet, turizmden evet, veya öyle, turizmden. Peki şunu sormak istiyorum. Bir de turizmle ilgili önemli kuruluşlar da galiba bölgeyi ziyaret etti. Kabaktağ'a kadar ben basından yabancı ülkelerin bazı temsilcileri. Onlardan da bahseder doğru misiniz? Evet. Şimdi bir yere kadar biz planladığımız şeyleri yapmaya çalışıyorduk. Fakat bazı şeyler yerine oturunca bir bakıyorsunuz planda olmayan şeyler de olmaya başladı. Tabii böyle bir çıktı bekliyoruz ama kimin geleceğini kimler bilmiyor. Geldi mesela? Mesela Araplar geliyor. Kabaktağ'a kadar geldi mi? Köyünüze kadar geldi. Tabii. Evet. Mesela Fransızlar geliyor. İşte bunlar, Polonya'dan pardon, geldiler. Bunlar turizmle ilgili firma temsilcileri mi yoksa şahıslar şimdi, mı? Bazıları turizm firmaları, hı-hı, direkt kırsal turizmciler. Geliyorlar. Bazıları önemli tur operatörleri. Etüt için geliyorlar. Buna info yapmaya, hı-hı, geliyorlar. Bazıları da gezmek için geliyorlar. Hı-hı. Mesela en son Alman tur operatörleri vardı. Onları Kabakdağ köyünde yatırdık. Gezimizi yaptık. Çok memnun kaldılar ve 2-3 gün önce de Japon turistlerimiz geldi. Hı. Önce bir keşif için gelmişlerdi. Sonra dediler ki biz oraya gelip kalmak istiyoruz. Sarı tura da katılmak istiyoruz. Ve gerçekten geldiler. Konaklama imkanınız var mı? Tabii. Şu anda. Şu anda 8 tane ev otelimiz var. Biz onlara ev otel diyoruz. Yani pansiyon ev demiyoruz da. Öyle mi? Ne farkı var onun ev pansiyonculuğunda? Şimdi pansiyonculukta şöyle, siz gidersiniz, kiralarsınız, başınızın çaresine, hmm, bakarsınız. Evet. Ama bu ev otelcilikte siz ev sahibiyle beraber bir misafir gibi kalırsınız, tek farkınız olur, parasını verirsiniz. Anladım. Yani para da veriyorsunuz ama gerçekten ev sahibi nasıl yaşıyorsa öyle yaşarsınız. Bunun kaç kişilik bir kapasitesi var toplamda? Evlerin her evin ortalama 4 odası var. İkişer kişiden sayarsanız 8 odası var. İşte 8 tane evimiz var şu anda. 8 tane de öncü ev hanımımız var. Ve çok çok istekliler. Çok gayretliler. Çok fedakarlar. Gelen konukları bunlar ağırlıyorlar. Tabii. Yemek falan vesaire. Onlar belli. Yemek şimdi diyelim ki geldi. Evet. O gün ev sahibi ne yiyorsa evinde, gelen misafir onu veriyor. Bu açıdan da çok önemli. Sürdürülebilirliği açısından kesinlikle çok önemli. Çünkü ekstra bir şey yapmıyor. Gelen de onu günlük talep ediyor herhalde zaten. Yani onu normalde diyelim ki akrabamız gelince hangi yatakta yatırıyoruz? Onları da o yatakta yatırıyoruz. Hı-hı. İşte ne sohbeti yapıyoruz? O sohbeti yapıyoruz. Nasıl eğleniyoruz? Aynı kendi eğlendiğimiz gibi. Fazladan bir şey yapmıyoruz. Anladım. O yüzden çok doğal. Doğal, doğal olan bu. Yani ev otelin bir farkı bir de galiba bu. Ordu'nun ilgisi derken galiba bu önümüzdeki günlerde de bu turizm haftasının köyde kutlanması gibi bir şey var. Yani il kutlama programının galiba, öyle mi? Ondan da bahseder misiniz? Doğrudur. Hem de bir davette bulunalım buradan. Çok iyi olur. Her yıl biliyorsunuz 15 Nisan'da 22 Nisan arasında turizm haftası kutlanıyor. Bu yıl Sayın Valimizin de talimatıyla artık bu salonlardan çıkaralım bu turizmi dediler. Çok, çok da çok doğru. İyi bir şey oldu. Salondan çıkarttık Ordu'da. Artık dışarıda ve sadece kendimiz böyle körler sağırlar birbirini ağırlar gibi yapmayalım dedik bu işi. Gerçekten turizme katkısı olan herkese bu işi duyuralım dedik ve bu yıl Kabakdağ'da yapmaya karar verdiler. Olur dedik. Biz de kabul ettik. Ne zaman bu şimdi tam olarak? 20 Nisan günü resmi olarak Kabakdağ köyünde turizm haftası kutlanacak. 16 değil miydi, ben öyle mi? 16 idi. Yalnız değişti. Tarihimizi değiştirdik. Hafta sonunu aldık. 20 Nisan'da. İnşallah buradan bizi dinleyenlere bekliyorsunuz yani. Duyurmuş olalım. Muhakkak gelsinler. Çünkü gerçekten çok şey bulacaklar. Yani olmaz dedikleri şeylerin bu köyde olduğunu, hatta bir turizm fuarı şeklinde kutlanacak.
ordunun, bölgenin turizm için çok elverişli olduğunu, çok zengin kaynaklara sahip olduklarını birebir görme şansı yakalayacaklar. Peki, ne güzel. Çok, bunlar çok güzel gelişmeler. Yani insanların da bunu gözle görmesi, elle tutulur bir vaziyette hissetmesi bence çok önemli bir başarı öyküsü. Onu özellikle söyleyeyim. Evet, şunu sormak istiyorum. Yani ziyaretçileriniz genelde Fatsa Oğlu çevresinden mi yoksa il dışından da almaya başladınız mı? Bu tanınabilirlikle birlikte gelişmeler ne yönde? Şimdi geçen yıla kadar daha çok yerel halkı bu turlara götürüyorduk. Günübirlik işte Ünye turumuz, Ordu turumuz, yayla turlarımız vardı. Daha sonra bu işte Ordu, Ünye, Samsun diye dağılmaya başladı. Siz galiba kırsal turizm adı altında Kızılırmak Deltası'na da evet, insanlar yani bu konuda ihtiyaç duyulan bütün kırsal turizm faaliyetlerini yapıyorsunuz. Evet. Yani Kızılırmak Deltası'na da düzenli tur yapan herhalde biziz. Evet, doğru. Trabzon'dan yatılı misafirlerimiz geliyor. Geliyor. İzmir'den geliyor. Peki özel ama, gruplar geliyor mesela fotoğrafçılar gibi, dağ yürüyüşçüler evet, gibi, dağcılar fotoğraf gruplarımız gibi. Da oluyor. Öyle geliyor değil mi? Yürüyüşü seven. Hele bizim bir de Walking River diye dere suyun içerisinde yaptığımız bir yürüyüş programımız var ki. Yani bunu kesinlikle abartısız herkese tavsiye ediyorum. Tam bir oksijen terapi. Hem de 3 boyutlu oluyor. Hem suyun oksijeni. Hem doğanın oksijeni. Sonunda ne var? Yürüyüşün sonunda bir ödül olarak bir herhalde yerel yemekler. Lezzetli bir kabak dağına yemek var. Çok lezzetli yemek var. O da son derece önemli. Evet. Peki burada en önemli şeylerden bir tanesi. Demin sordum ama bir daha soracağım. İnsanlara geldikleri zaman oradan dönüşte verebildiğiniz yöresel ürünler konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Çünkü üretim konusunda bir sıkıntımız var. Evet. Gene Seferihisar Belediye Başkanı'na örnek vereceğim. Kendisi burada bir şey anlattı. Dedi ki biz sakin şehir çalışması yaparken bir pazar kuralım dedik. Evet. Ama dedi bir şart koyduk dedi. Bu pazarda sadece burada üretilenler satılacak. Burada üretilmeyen hiçbir şey satılmayacak. Evet. Pazarı dedi bir açtık dedi hiçbir şey yok dedi. Biz dedi Seferihisar'da meğersem hiçbir şey üretmiyormuşuz dedi. Evet. Sonra dedi ısrar ettik. Yani dışarıdan ne bir domates ne bir işte üretilmiş bir bulaşık süngeri ne bir deterjan hiçbir şey. Ama her şey Seferihisar'da üretilmiş olma şartı dedi. Evet. Şu anda inanır mısınız pazar günleri İzmir'den otobüslerle Seferihisar'a insanlar alışverişe geliyor. Müthiş bir pazar patlaması olmuş. Evet. Böyle bir şey söz konusu mu? Çünkü yerel ürünler ben çok önemsiyorum. Yerel tasarımlar, yerel geçmişte kaybolmuş bir takım. Nedeni böyle oyuncağından tut da giysisine kadar, kumaşına kadar, yazmasına kadar böyle bir çalışma var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Her ne kadar bizim çalışmamızın üzerinden 13 yıl geçmiş olsa da biz daha işin başındayız diyoruz kendimize. Ama ürünlerimiz var. Başta fındık, organik fındık olmak üzere organik meyveler. Bunlar sertifikalı değil mi? Sertifikalı yani. Sertifikalandırılmış organik meyvelerimiz ve bizim her evimizin model evimizin muhakkak bir organik sebze bahçesi var. Burada üretilen ürünleri ve onların türevlerinden oluşturduğumuz ürünleri hem gelenlere satıyoruz hem de mesela İzmir ekolojik pazarına da her hafta ürün yolluyoruz orada. Fakat tabii bu henüz kapasite bu kadar diyemeyiz. Daha gelişecek. Yani gördükçe, sayı arttıkça bu ürünlerin hem çeşidi hem de şeyi artacak. Sayısı artacak. Bu son derece önemli çünkü. Tabii çok önemli. İnsanların bence aradığı da şeylerden bir tanesi de. Pek kültürel anlamda kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar, şarkılar, türküler bunları da böyle gelen konuklara herhalde sunuyorsunuz. Bir geceniz var sizin. Ondan da biraz bahseder misiniz? Bizim 32 kaide. 32? Adı, 32 kaide. Kaide bizde şey galiba değil mi? Bir hava. Evet. Çalma havası. Yani oyun havası gibi diyebiliriz. Vur bir kaide deriz. Evet, kaide evet. Deriz. Eskiden köy düğünlerinde. Bunu talebe bağlı mı yapıyorsunuz? Tabii talebe bağlı. Grup talep ederse işte yerel insanlarımızdan hem kemençecimiz var hem oyuncular var. Ne yapıyorlar hatta mesela? Ben de var. Onları seyrede ben de öğrendim. Ben kayış de oyunu falan var. Ben YouTube'da gördüm. Evet. Kemer oyunu var. Gesti buziye var. İşte agız var. Gürcü oyunları. Karaoğlan var. Tabii yani çok tamamen güzel. O yöreye ait oyunlardan. Biraz da tiyatral.
İzleyenler hem güzel vakit geçiriyorlar, hem gülüyorlar, hem eğleniyorlar. Şimdi ben bir anımı anlatayım. Kapadokya'ya gitmiştik. Bize orada bir şark gecesi yaptılar. Turistler de vardı. Evet. Aman Allah'ım dedim. Ya bu kadar da basitleştirilemez, bu kadar evet, itici olamaz. Ya bana öyle geldi. Ya belki turistlerin çok hoşuna gitmiştir ama bunları yaparken orijinalini de bozmadan, değil mi? O değerleri koruyarak. Tabii. Herhalde ona dikkat ediyorsunuz. Çok çok tabii önemli. Tabii yani çünkü ekoturizm yapınca orijinali hı-hı gibi yapmak evet durumundasınız. Hı-hı. Yani biz normalde düğünde nasıl eğleniyorsak o akşam da aynı şeyi yapıyoruz. Fazladan bir şey yapmıyoruz. Peki bu çalışmalarda gönüllerden faydalanıyor musunuz? Mesela rehber, kılavuz gibi öyle bir ekip var mı? Nasıl siz yani olayı nasıl? Şimdi şöyle, başladığımızda bu turları bir tek ben yapabiliyordum. Ama gide gele rehberlik yapabilecek, kılavuzluk yapabilecek insan sayısı çoğaldı. Attı. Şu çok anda güzel bir şey. 10 kişi 10 çok ayrı güzel tura çıkıp kılavuzluk yapabiliyor. Hı hı. Bu turların güzel bir tarafı altyapıyı da geliştiriyor. O yüzden çok önemli. Çok evet önemli. Evet. Şimdi ben Ankara'dan Nallıhan'da böyle bir tura katıldık. Evet. Daha Nallıhan'a varmadan girişte bir noktada bir irtibat noktası yapmışlar. Oraya gidiyorsunuz. Orada bir telefon numarası var. Oraya telefon açıyorsunuz. Evet. Köye diyorsunuz ki biz geliyoruz. İşte 30 kişiyiz. Evet. Köy hemen bir saat içinde o hazırlığı anında başlatıyor. Hatta köyün bir okulunda kapalı bir okulu da şeye çevirmişler, böyle lokantaya falan çevirmişler. Evet. Ve yolda sizi gönüllü kılavuzlar karşılıyor, alıyor. İşte köyü gezdiriyor, oradaki anıt ağaç turları da falan çok derece etkin bir çalışma var. Ciddi bir proje yapmışlar. Evet. Sizdeki de öyle mi? Yani gelmeden önce bir irtibat kurup tabii hazırlıklar, onu biraz açarsak. Şimdi muhakkak gelmeden önce rezervasyon yapmaları gerekiyor. Evet. Her ne kadar burası bir organik turizm köyü olsa da yani pat diye geldiği zaman hayal kırıklığı gelince yaşayabilir. Hiçbir şey anlayamazlar. Evet. Muhakkak rezervasyonlu gelmeleri lazım. Ki hem rehber eşliğinde turla o güzergahları gezebilsinler. Oradaki tarihi, kültürü, yaşanmış hikayeleri, işte renkli simaları rehberin dilinden dinlesinler. Rehber çok önemli, rehber değil mi? Yani kendi başına çok gezmek önemli de bir anlam ifade etmiyor diyorsun. Yani şimdi bunu sadece Kabakdağ Köyü'ne gelince değil. Anladım. Diyelim ki yurdumuzun en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Kapadokya. Ben 23 sene orada yaşadım. Eğer rehber anlatmasa adam geliyor diyor ki ne var burada diyor. Ya taş var diyor. Buna mı geliyor insanlar diyor. Ama aynı şey Çanakkale içinde yani geçiyor. Yani çok bizim önemli. Bizim Kızılırmak Deltası'nda ancak da aynı şey. Şimdi yol boyu gidiyor ama yolun az 10 metre bu tarafında nülüfer havuzları var. Evet. Onu görmeyebiliyor. Burada görmüyor, bir şey yok diyor. Tabii, burada diyor bu kuru yer burada diyor. Doğru. Dolayısıyla rehber eşliğinde gezmekte, turla beraber gezmekte şimdi fayda ben var. Üzüntümü belirteyim aslında. Maalesef Samsun'da bu tip etkinlikler son derece az. Evet. Hatta bildiğim anlamda böyle kırsal turizm faaliyetleri de ben yanlışsam bilmiyorum kamuoyu evet düzeltir ama hissetmiyorum. Bu anlamda bir şeyler yapmak isteyenler açısından soruyorum. Bunun bir de yasal prosedürleri var efendim, bir kamuyla olan ilişkileri var, izinler vesaire. Oralarda bir sıkıntı yaşadınız mı? Var mı böyle bu tip şeyler? Mesela köye insanların giriş çıkışlarında veya işte yaptığınız tesis, köyde galiba bazı yatırımlar da yaptınız. Köy meydanının düzenlenmesi gibi, evet, köy caminin yeniden yapılması gibi evet bildiğim kadarıyla. Evet. Bu tip şeylerde bürokrasiyle sorunlar yaşadınız mı? Onu merak ediyorum. Veya nasıl açtınız? Şimdi şöyle, bürokrasiyle sorundan ziyade bir tabii karşılıklı algı sıkıntısı oluyor. İkna etme noktası. Çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz. Peki nereden başladınız? Yani bunu başlarken nereden başlamak? Turizmden mi başlanıyor, valilikten mi başlanıyor, ilçeden mi başlanıyor? Ben izleyicilerimiz açısından soruyorum. Şimdi bir kere muhakkak bulundukları yerin yerel yönetimi, mesela köydeyse muhakkak muhtarı bu bir kere işine katmak lazım. Evet, doğru. Çünkü muhtar olmadan siz köyünüzde kendinizi temsil edemiyorsunuz. Aynen. İlçedeyse işte kaymakamı, belediye başkanı, ildeyse il kültür turizm müdürlükleri, valilikleri. Yani herkesi haberdar etmek gerek. Ama önce kendilerinin kaynaklarını tespit edip kendilerine bir yol haritası yapmaları gerekiyor. O yol haritasına göre tabii sabırlı bir şekilde yollarına devam edecekler ve başarmamak için hiçbir sebep peki yok. Peki bütün bu faaliyetler için bir belgelendirme gerekiyor mu? Mesela benim bildiğim mesela Ordu Perşembe, sakin şehir. Mesela pansiyonculuk için birden millet heveslendi. Mesela sen bir pansiyon belge eğitiminden geçmedinse açamıyorsun tabii gibi bir nokta var. Bu konuda da bir süreç söz konusu mu? Bunun için eğitimler var.
Var değil mi? Halk eğitim merkezleri, bazı dernekler öncülük yapıyor. Talep ediyorsunuz, açtırıyorsunuz. Kırsal turizm etkinlikleri adı altında kurslar açılabiliyor. Oradan gidiyorsunuz, işte belli saatler ders alıyorsunuz ve sertifikanızı alıyorsunuz. Onunla eğer bir projeye müracaat edecekseniz, yani bir işte hibeden, destekten yararlanacaksanız, o evrağınızın muhakkak olması gerekiyor. Onun haricinde en büyük eksiklik aslında bu ev otelciliğinde, köydekilerde. Evet. Daha henüz onunla ilgili bir yönetmelik, kanun yok. Dolayısıyla siz oradan gelir elde ediyorsunuz. O geliri yani otel olarak ödeyemiyorsunuz. Bir de o var, evet. Ancak işte beyanname verip işte biraz farklı bir şekilde bağlı işliyor tabii, gibi geldi bana. O şekilde yapabiliyorsunuz. İşte turu yapacaksanız muhakkak bir seyahat acentesi olması gerekiyor. Muhakkak sigortalarının günübirlik bile olsa belgeli olması sigortaların yapılması gerekiyor. Yani her türlü evrağınızın hazırlanması gerekiyor. Bunlar olması gerekiyor. Örneğin biz Yeşilce'ye gitmiştik Mesudiye'de. Evet. Belediye başkanı bir şey söylemişti. Yani bu işte iki tane kriter var dedi. Biri temiz bir çarşaf verebilmek. Bir de banyo aldırabilmek. Bunun dışında dedi bunun başka bir şeysi yok dedi. Diğerlerin hepsini halledebilirsiniz dedi. Evet. Herhalde bu işte uğraşanların çok ciddi eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Çünkü turist her zaman nazlıdır. Değil mi haliyle? Tabii. Bu konuda bu işte uğraşanlara yönelik ne gibi çalışmalarımız oldu? Onu merak ediyorum mesela. Şimdi tabii bizim bu 13 yılımız sadece kendimizi tanıtmakla geçmedi. Evet. Aynı zamanda da bir köyü biz bugünler için hazırladık. Yani her açıdan hazırladık. Psikolojik açıdan da aynı zamanda turist nasıl karşılanır, nasıl ağırlanır, nasıl uğurlanır, işte yemek nasıl servis yapılır, bunlar üzerinde köylüye tabii, yönelik yani tabii, yerel insana yönelik birebir yaşayarak zaten. Mahalleli diyor. Evet, artık büyük şehir oldu, mahalle oldu. Tabii. Onlara yönelik uzun vadeli çalışmalarınız oldu. Tabii yani bu zaman zarfında bunlar doğal kimlerle olarak yaptınız? İnsanlar yani, yetiştiler. Yasal yani kurslar mı yaptınız? Kimlerle yaptınız bu şimdi çalışmaları? Şimdi hem kurslar yaptık, hem özel çalışmalar yaptık, hem de aynı zamanda birebir de yaptık. İşte valiliğimizin tayin ettiği danışmanların da zaman zaman gelip köyde eğitim verdikleri. Bunlar yapıldı yani bu süreçte. Tabii yapıldı tabii. Evet, çok. Aynı zamanda Avrupa Birliği projelerinden faydalandık. Gerek organik tarım olarak gerekse kırsal turizm olarak bu şeylerimiz oldu. Peki bu çalışmalarla ilgili hani İzmir'de özellikle İzmir'in galiba Doğu Karadeniz'de çok ilgisi var öyle görüyorum. Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde. Evet. Bu konuyla ilgili kuruluşlara, kurumlara bir tanışma, köprü kurma, bağ kurma çalışmalarını nasıl yürüttünüz? Yani biz buradayız, şu imkanlara sahibiz, evet. Buyurun bekliyoruz noktasında neler yaptınız? Şimdi biz onu tabii yazılı, görsel, medya kanalıyla yapmaya çalıştık. Dergilerde yayınlandı, info grupları geldi. İşte ben mesela Kırsal Turizm Derneği Ordu İl Temsilcisiyim ama aslında derneğin merkezi Manisa'da. Evet. Yani bir şekilde demek ki duyurmuşuz ki birbirimizi buluyoruz. Yani bir şey olduğu zaman, güzel bir şey olduğu zaman zaten yayılıyor. Evet. Tabii fuarlara katılıyoruz. Onların da çok faydası oluyor. Böylece kendimizi tanıtmış oluyoruz. Evet, o da bir tanışma fuarlar yöntemi. Fuarlar da çok önemli. Peki bu iletişim noktasında neler yapıyorsunuz? Mesela yabancı konuklar gelip kalan özellikle bu gençlik kesim böyle şeylere çok hevesli. Yabancılar üzerinde bir web sitesi üzerinden herhangi bir çalışmanız var mı? Veya size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşıyorlar? Şimdi web sitemiz bizim seyahat acentemizin web sitesi var. Bu ürünler o web sitesinde sergileniyor. Telefon numaramız, mail adresimiz... Evet. Hepsi fax numaramız orada yazılı. Zaten bu işler de o acentemiz üzerinden yapılıyor. Anlıyorum. Hepsi tabii mutlaka bir organizasyon gerekiyor. Şimdi ben ismini vermiyorum. Yok tabii onu vermiyoruz. Bu konuyla ilgili başka mesela ulaşmak isteyenler mesela bunun bir sezonu oluyor herhalde. Bir şey dönemi oluyor. O dönemlerde yoğun bir çalışma yapıyor. Mesela Turizm Bakanlığı ile ilgili bir onların kataloglarına girme, onların programlarına girme gibi bir şey var mı?
Var. Mesela şimdi onu? Mesela Ordu Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün web sitesine girdiğiniz zaman bizim bu yerel tur programlarımız, ev otellerimiz, yaptığımız aktiviteler, 32 kaide, işte organik tarım, bunlar orada yayınlanıyor. Kabak Dağı'nın bir de sizden önce bir festivali vardı. Zegani bir kültür festivali vardı. Herhalde bunun da temelini orada attı bu. Yani vatandaşın bu işlere sıcak bakma nokta. O devam ediyor mu? Şimdi festival ekonomik nedenlerden dolayı ara verdik ama bir 8 sene sürdü. O festivalin de çok faydası oldu. Bir altyapı yani oluşturdu değil mi? Bir hissiyat oluşturdu. Hem tanınmasında hem altyapının oluşmasında çok faydası oldu. İşte bu yıl yeni bir şey daha oluyor. Turizm haftası da bir festival arasında bir fuar gibi kutlanacak. İnşallah yeniden festivallerde başlamış olur bunun. Ama ben şunu hissediyorum. Bir buraya kadar gelmişken bunu da söyleyeyim. Mesela Ordu'nun bunun dibinde burada 600 bin nüfuslu bir Samsun var. Evet. Belki çevrede de bir sürü yer var. Bu konularda mesela buralarda farkındalık çok az bu konularda. Yani böyle bir özel bir tanıtım etkinliği söz konusu olsa daha iyi değil mi? Yani sonuçta bir saatlik bir yol. Evet. En yakın pazar burası gözüküyor. Evet. Yani gidiş geliş açısından. Tabii. Hatta günübirlik açısından. Evet. Yani öyle bir şeyi pek fazla hissettiğimi de söyleyemem yani. Bu bir eksiklik görüyor musunuz? Şimdi bu aslında en önemli konulardan bir tanesi. Yani biz en yakın komşumuz Samsun'u fark etmeliyiz. Samsun da bizi fark etmeli. Kesinlikle turizm doğru. Yapacaksak yakın illerimizin bize ihtiyacı var. Bizim de onlara ihtiyacımız var ve birbirimize gidip gelmemiz lazım. Daha turizm fazla istiyorsak, değil mi? Daha fazla evet. Yani Ordu'nun ne bak, kadar ihtiyacı var. Bak siz buraya geliyorsunuz işte diyorsunuz. Biz evet. Ta oradan Kızılırmak Deltası'na ziyarete geliyor diyorsunuz. Getiriyoruz. Yani buradan yeterince bu 600 bin nüfusun ben kent merkezinden bahsediyorum. İlçelerden bahsetmiyorum. Evet. Bu 600 bin nüfusunun önemli bir kısmını oraya taşımak konusunda bir şu anda sezon mesela. Sezon başlıyor. Bu konuda bir çaba olduğunu da ben pek hissetmediğim için kusura bakmayın. Açıkça da söyleyeyim yani. Ama eksiklik değil mi? Belki bu bizim eksikliğimiz. Onu biz söylüyorum. Tam anlatamadık. Evet. Ama şimdi bir aydır tanıtım faaliyetlerine ve sunumlara devam ediyoruz. Yani Ordu'yu tarıyoruz. Zaman zaman Samsun'daki turizmcilere sunumlar yapıyoruz. Gittiğimiz toplantılarda mesela dün Ankara'daydık. Yunanistan da bunu yapıyor. Öbür ülkeler de. Tabii. Bunu yapmaya mecburuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün ben baktım çarşıda bizim raketler var belediyenin. Hep Urfa fotoğrafları. Evet. Urfa Büyükşehir Belediyesi tutmuş Samsun'a işte 200 tane afiş göndermiş. Urfa'ya gelin, Urfa'yı ziyaret edin. Ya şaşırdım Urfa nereden şu dedim. Ama adam yani bu demek ki bütün 81 ilde bu faaliyeti yürüttü, bir bütçe sağladı. Tabii. Buna yönelik bir çalışma bence de yararlı olacak diye düşünüyorum yani. Yani bundan sonra bizim ürünlerimiz oturduğu için ve bu projeyi daha rahat anlatırız. Sanıyorum bundan sonra Samsun daha ilgi gösterecek Ordu'ya. İnşallah. Biz zaten Ordu'dan Samsun'a getiriyoruz. Amasya'ya götürüyoruz. Silop'a götürüyoruz. Bekleriz diyoruz. Trabzon'a götürüyoruz. Onlar da bize gelsinler yani. Evet. Güven Bey şimdi bizim programımız İnsan Eşittir Çevre. Burada çevreyle ilgili bütün unsurları ele aldık biz. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Turizm özellikle batıda çevreyi ciddi anlamda tehdit eder hale geldi. Yani çevre, doğal varlıklar, ormanlar, sular, kaynaklar, göller her şey artık turizm adı altında yok ediliyor. Evet. Karadeniz'de daha bakir, daha doğal bir noktadayız ama bunu böyle bir turizmle insanlara sunmak çok önemli. Size çok teşekkür ediyoruz. Yani çok değerli bir hizmet içindesiniz. Ayrıca sabrınız için de tebrik ediyorum. Çünkü zor, kolay bir şey değil. Umarız bu tip çalışmalar bölgemizin her ilinde, yani başta Samsun'da olmak üzere yaygınlaşır. Bizim de böyle doğal, kırsal çok alanlarımız var ama maalesef konuşuluyor. İnşallah bir gün böyle başarılı örnekleri biz burada da görürüz. Bu nedenle ben sizi Fatsa'dan aradım. Bunu burada paylaşmak istiyorum. Ben çok önemsiyorum bunu. Yaşımız gereği mi bilmiyorum. Doğa turizmi, kırsal turizm insanları daha çok mutlu ediyor gibi bana geliyor. Bir kez daha teşekkür edeyim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz her programımızda Tema Vakfı'nın bir yayınını hediye ediyoruz. Dünyanın durumu pek de iyiye gitmiyor ama biz gene de şöyle geçen yılın bir raporunu bu programın anısına ben size takdim edeyim. Tekrar tekrar başarılar dileyim. Sağ olun. Ne güzel. Hem programa çağırıyorsunuz hem hediye veriyorsunuz. Bizim hediyemiz de ancak bir kitap olabiliyor. Çok sağ olun. Çok güzel bir kitap. Evet. İnşallah ben de bunu zevkle okuyacağım. Tamam.
Evet değerli Aks TV izleyicileri, bir insan eşittir çevre programını da burada tamamladık. Çok farklı bir konuydu, güzel bir konuydu. Bölgemiz açısından çok önemliydi. Çevre açısından önemliydi. Doğru turizm, doğayı yok etmeden, kaybetmeden insanlara doğayı sunmak ve ondan yararlandırmak adına Güven Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim biz her salı günü saat 16-16.45 arası Aks TV'deyiz. İyi günler.